Süleyman Özışık, Milletin Destanı. Adına tank denilen çelik kırlangıçların köprüye çıktığını haber aldığımda aklıma gelen ilk isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Allah şahittir ki o an beklemediğim bir şekilde dilime sessiz bir dua dolandı. Ya Rabbi, yaşıyor olsun ve göz altında olmasın hissiyatıyla Allah'a yakardığımı hatırlıyorum. Dudaklarının arasından çıkacak bir tek cümlenin, bahtının ipini bırakmak istemeyen milyonları sokağa dökeceğinden emindim. Gavurun deyişiyle diyar inandığı kralı takip eder. Kısa bir süre sonra ekrandaydı Erdoğan. Meydanlara, sokaklara çıkın. Ben de birazdan geliyorum sözleri bir çığlık dalgasıyla cevap buldu milyonlarca insan siper duvarlarından kopan koca bloklar gibi şehirlerin üzerine dökülmeye başladı. Çok geçmeden iman ve inanç denizinde köpüren dalgaların arasında savrulan darbecilerin zelil halleri geldi ekranlara bir bir. Oysa semasız bir Türkiye hayali kuranlara her yazımda belli uyarılarda bulundum. Bizler ebabilleriz. Allah'ın dokunulmaz kıldığı Kabe'yi korur gibi ülkemizi koruyacağız. Ya bizim adımıza vatan dediğimiz, diyar dediğimiz şu ülkeye zarar vermekten cayacaksınız ya da sizin için hazırlanan korkunç azabı tıpkı Ebrehe'nin ordusu gibi tadacaksınız dedim. Şahitsiniz.'' Eğer hedefiniz Erdoğan'sa ona verdiğimiz oy bizim namusumuzdur. Bizler onun Cumhurbaşkanı olmasına yardım ettik. Cumhurbaşkanı kalmasına da canımız pahasına yardım edeceğiz. Erdoğan'ın yolu kendisinden önce katlettiklerinden daha tehlikesiz değil. Ancak o yolu gitmesine izin vermeyeceğiz. Yaşarken olduğu kadar ölümünde de ona yakın olur, gerekirse yanı başında çarpışarak ölürüz dedim. Şahitsiniz. Bizler görev onuru gereği emre uymakla yükümlüyüz. Söz konusu bayrak ve vatansa yanarız, donarız ama ölür ama öldürürüz lakin durmayız. Çocuklarımızın bu ülkede özgürce ve keyif içinde yaşamasının bedeli birkaç hainle savaşmaksa bundan geri adım atmayız dedim. Şahitsiniz. Şahitsiniz çünkü bunlar sizin mesajlarınızdı ve ben mesajlarınızı onlara ilettim ama dinlemediler. Yapabilecekleri en ölümcül hatayı yaptılar. Milletin 1960 ve 1980 darbelerinde olduğu gibi şiddetin ve gücün önünde diz çökeceğini düşündüler. Adam Menderes ve arkadaşları asıldığında suskun kalanların, Özal zehirlenirken, Erbakan devrilirken, Muhsin Yazıcıoğlu öldürülürken ağzını sessizlikle mühürleyenlerin son darbe karşısında hemen teslim olacaklarını düşündüler. Karşılığında hayallerinin çok ötesinde bir gazap gördüler. Ne mutlu bizlere ki yüce Rabbim tüm dünyanın kaderini değiştirecek bir tarih yazmayı bizlere nasip etti. 15 Temmuz 2016. Tarih kitapları bu günü ve bu yılı bir ulusun darbeye karşı destansı mücadelesi olarak anlatacak. Darbecilere ve onların baronlarına darbe yapan ulus olarak anılacağız. Bu tarihten itibaren dünyanın hiçbir yerinde egemen güçler gözüne kestirdikleri ülkeleri soymak için darbe yapamayacak, yaptıramayacak. Bu tarih Türkiye'ye tezgah kurulamayacağını, kurulan tezgahların bizzat millet tarafından paramparça edileceğini, Türk'ün Kürdün, Laz'ın, Çerkez'in mesele vatan ve bayrak olunca tek yumruk haline gelip tezgah sahiplerinin tepelerine balyoz gibi indiğini onlara hep hatırlatacak. Milyonlarca insan bir haftadır evine girmiyor. Allah'ım ne olursun bugün uykum gelmesin diye dua edenler meydanlarda direniyor. Bunun adı demokrasi nöbeti değil, bildiğiniz vatan müdafası ve bunu yapsa yapsa sadece Türk milleti yapar. Hangisini sayayım? Üzerine al bayrağını örtüp kaldırımlarda uyuyanları görüyorum. Yorgunluktan bitap düşüp ben eve gidip biraz dinleneyim, bir sıkıntı olursa beni ararsınız diyenleri duyuyorum. Sıkıntı dediği şey tank, top, tüfek ve F-16'lar yani dikkatinizi çekerim. Üzerine gelen tankın altına uçarak atlayanlar, kaçan tankı pijama ile kovalayanlar, havadaki helikoptere taş fırlatanlar, bomba yağdıran F-16'lara parmak sallayıp ''Ulan, ulan senin benzinin bitince nereye kaçacaksın onun bunun evladı?'' diyenler, ele geçirdiği tankı kullanmayı hep topu 3 dakika içinde öğrenip darbecilerin üzerine sürenler. Hangisini anlatayım ki? Bunlar AK Partili değil. MHP'lisi, CHP'lisi, Vatan Partilisi ve daha niceleri hepsi kurşunların üzerine beraber yürüyor. Devletin Bakanı Süleyman Soylu TRT'nin ele geçirildiğini öğrendiğinde beline silahını takıp çevresindeki birkaç adamıyla beraber ölümüne darbecilerin arasına dalıyor. Devletin bir başka bakanı Bekir Bozdağ meclise bombalar yağarken çıkalım diyenlere bizim işimiz burada ölmektir diye bağırıyor. Devletin muhtarı namlu göğsüne dayanmışken direnmeye devam ediyor ve oracıkta şehit ediliyor. Tankın önüne geçip ellerini havaya kaldıran genç hanım tek kurşunla kırılıp yere düşüyor. Duyduğumda gözyaşlarımı tutamadım. İş Kurtuzla şubesinde çalışan Mustafa isimli bir kardeşimin annesi dört çocuğunu yanına toplayıp ''Birinizi dahi evde görmek istemiyorum. Sizi bugünler için yetiştirdim. Bugün ya devletin yanında olun ya da Devletin yolunda ölün diyor. Silahsız insanlar silahlı barbarları işte bu mücadeleyle durduruyor. Bir önceki yazıda da dile getirdim. Bir kıyamet bulutu gibi geldiler, bizi umutsuzluğa ve karanlığa boğmak istediler. Ancak tarihte hiç kimsenin boy ölçüşemeyeceği büyük bir güçle karşılaştılar. Milletle. O millet ki atalarından kendisine kalan ihanet ve kudretsizlik lekesini ülkesine bulaştırmadı. Bütün takati ve tüm kudretiyle hainlerin üzerine yıldırım gibi düştü. Şer hayra dönüştü. Yaptıkları hata sayesinde altın bir şafağa uyandık. Güneş artık bu ülkenin üzerine bir başka doğacak. Artık tarihte hiç sahip olmadığımız büyük bir umutla el ele geleceğe daha emin ve daha kardeşçe yürüyeceğiz. Tüm bu olanlara rağmen meseleyi vatan ve millet üzerinden değil de Erdoğan üzerinden yürütüp bu darbe bir tiyatrodan ibaret be diyenlere söylenecek tek şey var. Havlayın havlayın ki yeriniz belli olsun ve başka hiçbir ülkenin vatandaşında olmayan namertliğinize ve ihanetinize boncuk takın soysuz köpekler. Ama şunu iyi anlayın, bu ülke, bu topraklar bizim. Bir kez daha ispatladık ki kan hakkıyla, can hakkıyla bizim. Allah ve tarih şahit olsun ki sizler bu ülke artık bize darbe deyinceye kadar savaşmaya, direnmeye devam edeceğiz. Süleyman Özışık, internethaber.com